İki gün, üç gün sonra. Ya bu ya, ayıp ya. Ayıp bu. İnsanları aptal mı zannediyorsunuz? Ya inanılır gibi. Yazıklar olsun ya. İşte Galatasaray niye bu hale düştüğünü gördüm. İşte bunlardan dolayı düştü. Ondan sonra telefonla meşgul olmaya devam ediyor Sayın Erdin. Ya o Serhat'cığım, o görüntü şey. Ben işte telefonla konuşuyorum da bilmem ne yani. Farkında değilim. Farkında değilim. Aa, neyi falan, ha, bizim Yıldız yapıyor ya, ne, kafadan mı koparacağız falan gibi. Onun gibi aynı. Neyi diyor bak. Bak kapıyı i̇şte sen bu cezalarda, sen bu cezalarda gidip yöneticiler, gidip de federasyon oraya buraya konuşursan, bak bugün Volkan. Sinan'ın lafı bana bir çağrışım getirdi. Fenerbahçe bir Avrupa Kupası'nda 7 tane Çekoslovakya hangi takım şimdi? Sigma olamış. 7 tane gol yedi. Dönüşte de burada Galatasaraylılar. Moral sıfır. Bendim hakem. Sen miydin hakem? Hı. Ayağın turabını seveyim Galatasaraylılar adına. Fenerbahçe 1-0 kazandı maçı. Aykut attıydı. Evet. Fenerbahçe'de 1-0 maçı kazanmıştı. Yani bu bir gece önce de istifa etmişti Metin Aşık falan Kumkapı'da, hatırlıyor musun? Evet. En azından gayri resmi istifalar olmuştu. Ben Kumkapı'da değildim, onun için hatırlamıyorum. Hayır, senin için demiyorum ama onların istifa ettiğini gayri resmi biliyorum. Nasıl zeka var hocam, nasıl? Ne? Her şeyi hatırlıyorsun. Kasım 1993. Hangi nasıl o? 93 hatırlıyorsun. Biz geçen akşam 92, hatırlayamıyoruz. 92, sonra Fenerbahçe bu hocam büyük bir çiçek yaptırarak Metin Aşık'ın evine gitti. Ben rahmetli Eşvak abi o zaman Hürriyet gazetesi. Yok efendim, lütfen anlatmayın, maçı anlatın. Şimdi şuna gelmek istiyorum. Futbolcuların sorumsuzluğu bak. Geçen hafta Neçe'de en avantajlı fikstür Galatasaray'da, öyle mi? Neçe'de maç berabere bitmiş. Bak bak. Maç berabere, bir dakika bir dakika. Geçen haftaya geliyorum. Lütfen, yani futbolcuların sorumsuzluğuna oynamıyor. Yani bu. Yani kasıtlı olarak oynamıyor demek. Serhat'cığım, sana ben bir şey şunu söyleyeceğim. Biz mutfağından yetiştik abi. Mutfağından yetiştik. Anlatabiliyor muyum? Mutfağından yetiştik. Takım çok kötü gidiyordu ya, şimdi bu takımda Alex oynasa ne olacak? Hep Alex'e de alacaklar. Sizin dönemizde de böyle midir? Yani işler kötü gidince bazıları olurdu. Hep böyle konuşulur. Serhat'cığım, bizim damarımızda aynen öyle. Öyle sakat değil, sakat. Ben otobüste arkadaşımı dövmüştüm. Anladın mı? Otobüste. Sakatım diye gitmedi. Evet. Otobüste şeye gidiyorduk. Mersin'in Mayor deplasmanı. Otobüste gidiyor da sakatım, ben gelmiyor. Geleceksin dedim. Turgay Şener'in de bizim teknik direktördü. Gitmiş teknik direktör Turgay Şener'e demiş ki ben sakatım, gelmeyeceğim. Turgay Şeren diyor ki tamam diyor, sakatsan kal dedi. Hayır dedim abi, gelecek. Ve geldi, orada oynadı. Sen ne diyorsun ya? Bir de Fenerbahçe'de kronik bir hastalık var.